Eski plana göre de doğru. Evet başkan, koçamın olduğu yer koç. 10 santim eksik. Şeyhikamil Belediyesi olarak yol açma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önceki yapmış olduğumuz planlamalar neticesinde gerekli olan noktalardaki yol açma çalışmalarını arkadaşlarımız devam ettiriyor. Şu andaki bulunduğumuz bölge 15 Temmuz Mahallesi Suludere mevkiinin üst kısmı, yani yeni TEİAŞ binasının üstündeki olan alan. Bu bölgenin hemen hemen en yüksek kotuna sahip, buradan direkt olarak Burç Ormanları ve diğer taraftan da Ülük Ormanları'nın görüldüğü bir bölge. Bu bölgede bir taraftan yeni inşaatlar devam ederken diğer taraftan da yapımı tamamlanan noktalar var. Tabii yapımını tamamlanan noktaların altyapıyla ilgili talepleri var. O bölgelerin yol çalışmalarını yapmıştık ama bir bütün olarak düşünmesi gerekiyor. Bu konuda altyapı kuruluşlarının önünü açmak adına açılmadık yolu kalmadı bu noktanın. İnşallah en kısa sürede altyapı kuruluşları da buraya girince vatandaşlarımıza her türlü eksikliklerini giderilmiş bir şekilde hizmet etmeye gayret göstereceğiz. Ben tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hakikaten işe başından beri, göreve geldiğimiz andan beri hep şunu söyledik. Şehit Kamil bölgesinde yeni imar alanlarına çok fazla ihtiyaç yok. İmara açılmış bölgelerin uygulamalarının, planlamalarının ve yol açma çalışmalarının yapılması gerektiğinden bahsetmiştik. Yine arkamızda görüyorsunuz, Sancaktepe bölgesi yolları açılalı neredeyse 3 seneden fazla oldu. Altyapı kuruluşlarıyla senkronize gidemediğiniz takdirde buraların inşaat yapılanması mümkün değil. Şu anda Haziran ayı itibariyle Sancaktepe'de de inşallah ruhsat verme çalışmalarına başlıyoruz. Altyapı kuruluşlarıyla bunları görüştük. İbrahimli bir etabında zaten ruhsatlarımız verildi, inşaatlarımız devam ediyor. İnşallah Sancaktepe'de de altyapısı tamamlanınca vatandaşlarımız orada da ruhsat almaya başlayacaklar. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 6. ay itibariyle Sancaktepe'de ruhsatlarımızı veriyoruz. Thank you.